Selamünaleyküm. Ben Zeynep. Cesaretimi toplayıp oturdum yazmaya. Uzun zaman oldu bunları düşünmeyeli ama ne ben unutabiliyorum ne onlar. 23 yaşındayım. İnsanlar genelde kendilerine yapılan büyüleri anlatıyor galiba. Ben büyü yapanlar ve onların yaşadıklarını anlatacağım size. Kendimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. 16 yaşında merak sardım bu konulara. Mahallemizde bol bol muskacı teyzeler, cinci hocalar vardı. O zamanlar bağlama büyüsü, ayırma büyüsü çok yapılırdı çevremizdeki insanlara. Bizim normalimizde artık bu durum. Ben hep daha ilerisi, daha derini olduğunu bilir, dikkatle izlerdim. Melat teyzem vardı. Muskalarla, büyülerle uğraşan garip bir kadındı. Annemle hiç benzemezlerdi. Onun yanında gördüğüm Cinci Hoca ile başladı her şey. Cinci olduğu söylenirdi. Adı Mustafa'ydı. Bir kere bile bakmadı yüzme rahmetli. Kimseyle göz taması kurmaz, az hızlı konuşurdu. Mustafa Hoca'nın kitabından sayfalar kopardım sadece. Perişan oldu ben dahil herkes. O dönem sadece meraklıydım. Ama sonra nefret ettiğim insanlar oldu hayatımda. İsimlerini değiştireceğim. Fatma ve Nazlı diyelim. Bir dönem onları da meraklandırdım. Beraber araştırdık, beraber konuştuk oradan buradan ne duyduysak. Bu yüzden bağım oluştu onlarla. Daha hızlı ulaştım, daha hızlı zarar gördüm, ruhum öldü. Kızlarla aram bozuldukça aklıma onlara zarar vermek giriyordu. Bir yandan çocukluğun verdiği merakla hem çok istiyordum hem de biraz korkuyordum. Egomu bu şekilde tatmin ediyordum. Onlardan güçlü olmak istiyordum. Şimdinin sonunda bu ya. İnsanlar güç için bulaşıyor böyle şeylere sonunu bilmeden. Zaten ben bir şeyler öğrendikçe Geceleri uykularımdan aniden uyanmalarım, daralmalarım artıyordu. Teyzem bize geldiğinde o günün gecesi mutlaka bir şey yaşardım. Bilerek de anlatmazdım, devam etsin, öğreneyim isterdim. Teyzeme bir gün, teyze içim daralıyor, sizde kalayım bugün, beni okuyup üflersin bir diye yalan söyledim. Amacım onun her işini yaptığı odasına girmekti. Eniştemin sağlığı iyi değildi, salonda yatar hep televizyona bakardı, pek konuşmazdı. Ürkek bakar hiçbir konuya dahil olmazdı. Çocukları da yoktu. Beni kırmadı. Gittim sonunda evine. Evi zaten bildiğim gibiydi. Ama o yaşıma kadar asıl işlerini yaptığı odasını hiç görmemiştim. Teyzem mutfaktayken odasına girmek için hazırlandım. Kalktım ayağa. Eşyalara bakıyor bir şey arıyor gibi yaptım. Sözde yakalanmayacaktım. Ama ne kadar ses çıkarmadıysam da teyzem aniden geldi. Ne oldu kızım? İstediğin bir şey mi var? dedi. Yok teyze dedim. Birkaç saniye gözlerime bakıp gitti. Sanki uyarı almış gibi, dur diye bağıran bir ses duymuş gibi hissediyordum. O odaya girişim başlatacaktı her şeyi, kendim de biliyordum. Biraz oturup düşündüm, soluklandım. Kalbimde baskı ve evin sessizliğiyle gittikçe garipleşiyordu her şey. Henüz hiçbir şey olmasa da. Saatler geçti, gece oldu. Artık uyuyacaktık. Oda teyzem ve eniştemin yatak odasının tam yanında küçük depo gibi gözüken bir odaydı. Onlar uyuduğunda girecektim odaya. Planım buydu. Kapılarını kapattılar. Teyzem yatak odasına girmeden önce yine aynı bakışa attı ve "Dikkat et kızım." dedi. Artık bana bir şeyler ima etmeye çalıştığına emindim ama durduramadım kendimi işte. Şu an anlıyorum ki teyzem olabilecek her şeyin farkındaydı. Ama o kadere bağlı yaşayan kadere müdahale edilmesine izin vermeyen bir kadındı. Kader bu deyip sustu, izledi beni galiba. Odaya girdim. Bir yandan da bu kapıyı neden kilitli tutuyor teyzem diye düşünüyordum. İçeride çok fazla eşya vardı. Hepsi eski gibiydi ya da düğümler vardı üstünde. Orta boy bir vitrin, içinde de uzun zamandır ellenmediği belli olan tozlu bir şeyler vardı. Bir şeyler dediğimde karma karışık, yarısı yanmış kağıtlar, Bakır kaseler kınaya benzeyen bir şey de vardı. Asıl merak ettiğim yöne gittim. Kitaplar, mumlar, o klasik şu an hayal ettiğiniz şey işte tam olarak. Çok dikkat çekiciydi. O kitapların bana bir şeyler öğreteceğini biliyordum. Elimi uzattım ki teyzem bağırdı. Yerimden sıçradım, özür dilemeye başladım. Merak etmiştim dedim. Teyzem farkındayım dedi ama çok kızdı bana. Bekliyordum girmeni, kilidi ben açtım dedi. Bunu söylerken gözleri kızarmaya, teni grileşmeye başladı. Nefesini uzun süredir tutmuş biri gibi gözüküyordu. Koşa koşa aniden mutfağa doğru gitti. Ama koşarken yerden çıkan sesler normal değildi. Bir insanın ağırlığı gibi değil, sanki çok daha ağır bir şey yerde yuvarlanıyor gibi çıktı ses. Neden koştu, neden aniden gitti anlayamamıştım. Korktu diye düşündüm. Peşinden gidip özür dileyecektim. Tam kapıyı kapattım ki yatak odasının kapısı açıldı. Çıkan teyzemdi. Kanım dondu. Teyze hangi ara odaya girdin dedim. Kızım uyumak için girdim ya bir saat olmuştur dedi. Uykudan yeni uyanmış normal haliyle öylece bana bakıyordu. 21 yaşındaydım. O ilk korkumu ölsem unutmam. Ne olduğunu anlamıştım. Teyzem değildi o. Teyzem kılığında bir cindi ben donmuş bakarken teyze maniden merak etme gidip duanı oku uyu dedi. Yine beni durdurmaya çalışıyor gibiydi ama durduramıyordu da galiba hissediyordu. Ben devam edecektim tabii ki. Şimdi geriye dönüp bakınca ahlayıp bağlayıp duruyorum. Korku aklımı karıştırmıştı. Yatağıma gittim. O gece bir şey olmadı ama uyuyamadım. Ertesi gün teyzem kızım sen evde dur benim acil bir işim çıktı deyip evden çıktı. Koşa koşa odaya gittim. Kapı kilitliydi. Anahtarı olur olmadık her yerde aradım. Aradım ama bulamadım. Başladım beklemeye, teyzeme ve geldi sonunda. Ben ayakta nefes nefese sürekli düşünüp duruyordum. Elinde kocaman bir torba vardı. Bohça taşır gibi belinin üstünde tutarak taşıyordu. Yandan sadece kitapların olduğunu gördüm. Kalın kocaman kitaplar. Cebinden anahtarını çıkardı, açtı o odanın kapısını. Kitapları oraya buraya bıraktı, kitleyip çıktı. Hadi gidiyoruz, burada duramayız dedi. Bizim eve gittik, teyzem tek kelime konuşmadı. Çok endişeliydi, sürekli etrafına bakıyordu. Biz de anneme anlatırken öğrendim ne olduğunu. Mustafa hocanın evine teftişe gidiyorlar. Polisler gelmeden kitapları benim eve götürdüm. Başımıza bela aldık, karısı hamile dedi.'' Teyzem bunları söyledikçe ben panikliyordum. Kitaplar beni kendine çekiyordu. Alıp okumam lazımdı. Annem de teyzemlerde kalmak istediğime bir garip bakıyordu zaten. Yalanlar uydurup duruyordum. O gün tekrar bir şekilde o evde kalmam lazımdı. Teyzem okuyor, bana iyi geliyor diye ikna ettim. Gece oldu. O kapı yine kilitli değildi. Nasıl oldu hala bilmiyorum. Geceleri o kapı nasıl ve neden açıktı anlamıyorum. Ben fırsatı kaçırmadan tekrar girdim dua ede ede ama içimde hala garip bir ürperti vardı. Bir de evvelsi geceden beri paranoyak olmuştum. İçimden sanki bir şey geçiyor, sanki bir ses geliyor diye düşüne düşüne sürekli etrafıma bakınıyordum. Başıma ağrılar girdi. Torbayı görür görmez odaklandım. O gün günlerden pazardı. Diğer gün okul olduğu için erkenden o evden çıkacaktım. Bu yüzden geceden okuyabildiğim kadar okumalıydım. Torbada 4-5 tane kitap, bir tane defter vardı. Defterde galiba açıklamalar yazıyordu. Hangi kitabın açıklaması olduğunu bilmediğim için şekillere bakarak anlamaya çalıştım. Sonunda buldum, aldım. Başarımı şu an bile hatırlıyorum. Bir yandan teyzem gelir korkusu, bir yandan teyzem olmayan gelir korkusu ve sonrasında olacakları da bilmiyordum zaten. Sadece hissediyordum. Kendimi neden durduramadım, neden bile bile kendimi ateşe attım hala anlamıyorum. Ama bedelini ağır ödedim. Bana yardım edecek biri de lazımdı. Bir şekilde bulurum diye düşündüm. Kitaptan en çok dikkatimi çeken yerleri aldım. Defteri tamamen yanıma aldım. Çantama koydum ve odadan çıktım. O gecede bir şey olmadı. Fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Fatma ve Nazlı'yla giderek küçük bir savaş içine girmiştik. Onları düşünüp kin olmaya devam ettim. Benim amacım cinlerimin olmasıydı. Cinlerim olacaktı. Güçlü olacaktım. Onları korkutacaktım. Amacım buydu. Çocuk aklım. 16-17 yaşımdan beri bulaştığım bu işlerin bedelini ödüyorum hala. Rüyaları, tılsımları, ritüelleri, her şeyi araştırıp duruyordum. Ulaşabileceğim her yere ulaşıp okuyordum ve yavaş yavaş onların arasına giriyordum. Bu sırada Mustafa Hoca tutuklanmıştı. Torbasını açarlar da eksikliği fark ederler diye ödüm kopuyordu. Ama demek ki teyzem hiç dokunmadı. Birkaç ay sonra ilk büyük olayı yaşadım. Akşam yemeğinden sonra ne babamın ne annemin yüzüne bakmadan odama girer ışıkları kapatır çalışmaya başlardım. Bir de önlem almadan bilmeden çalışıyordum yarım aklımla. Şu an daha iyi bildiğimden ne saçma ve yanlış yöntemler kullandığımı daha net anlıyorum. Evdekiler yine söyleniyordu kızım ne oldu sana, neden içine kapandın böyle, anlat bize ne olduğunu diye başımın etini yerlerdi haklı olarak. Kapımı kilitledim, büyük aynamı karşıma aldım. Ellerimi kesip kanımı kullanırdım azar azar. Elimi keserken acısını hiç hissetmeyince hoşuma giderdi. Güçlendiğimi bilirdim. Halbuki hislerimi kaybedip insanlıktan çıkıyordum. Tek başıma buralara kadar rüyalarla geldim. Rüyamda hep aynı yere götürülürdüm. Onların bir yemini vardı kendi mahkemelerine özel. Yemin ettirirlerdi. Sonra bazı bilgileri anlatıp gösterip uyandırırlardı. Şizofren olduğumu bile düşündüğüm oldu etrafımdakiler zarar görene kadar. Aynama baktıkça karanlık olan odamda sadece aynayı görebileceğim şekilde gözlerim açılıyordu. Bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. Aydınlık olmuyordu ama karanlıkta görebiliyordum her şeyi. Özellikle o benim yüzümde olan ama bana ait olmayan gözleri aynı teyzem kılığında gelenin gözleri gibi derin derin bakan hafif kanlı gözler görürdüm kendi gözlerim yerine o gün hiç olmayan bir şey oldu aynaya bakıp okumam gerekenleri okuduktan sonra kıpırdayamadım aynadaki ben gülümsedi pis pis sırıtıyordu elini kaldırıp aynaya koydu ben yapmıyordum aynadaki görüntüm yapıyordu ve o sessizlikte aniden bana tokat attı gülümseyen aynadaki ben kendine vurunca ben de kendime vurmuştum kontrolüm dışına çıktığını ilk o an anladım ağlamaya başladım oradan ayrılmak istedim ama olmadı etrafımdan koşuşturma sesleri ve çocuk gülüşleri gelmeye başladı ama ben aynanın içi dışında hiçbir yeri göremiyordum zifiri karanlık olduğu için sadece bekledim ne istediklerini de bilmiyordum bir yanlış yapıp yapmadığımı da hatırlamıyordum anlaşma dışına hiç çıkmamıştım. O geceden sonra tek bir rahat uykum olmadı benim. Karabasanlar ve devamlı bitmeyen konuşmalar. Sonu gelmeyen istekler silsilesine saplandım kaldım. Uzun zamandır gülmüyordum. Resmen ellerindeydim. Oyuncak gibiydim. Ailem Müslüman, ben de Müslümandım. Ama artık dinden de uzaklaşıyordum. İnancım azalıyordu veya artık iyi hissetmiyordum dua etsem de geçmiyor zaten diye düşüne düşüne iyice uzaklaştım. İstedikleri bir büyüydü. Benim yaptığım kısa ritüeller gibi değildi. Pis şeyler kullanacaktım. Kullandım, yaptım. Büyüden önce rüyalarım ağırlaşmıştı. Bazı bahçelere veya pis kokulu yerlere götürürler. Ritüelleri yaparken kestiğim yerleri yakarlardı. Mühürmüş bu. Adak istediler. Aklımda olan isimleri verdim. Fatma ve Nazlı. Kan istediler, kanımı verdim. Göz istediler, gözümü verdim. Benimle izliyor, benimle dokunuyorlardı artık. Bir gün annemi, babamı topladım salona. O gün büyük bir şey yapacaktım. Onlar bir yandan hocaları araştırıyor, yıldız falıma baktırıyor, benim bir şey yapmadığımı zannediyorlardı. Sadece musallat oldular, kızımızı kurtaralım diye bakıyorlardı. Evimize bir hoca gelecekti. Ben kabul etmemiştim. Ama o gün gelmesini istedim. Hoca geldi. Anneme babam çıksın dedim. Çıktılar. Sadece hoca ve ben kaldık. Bana anlat olanları dedi. Önce bir işim var dedim. İçeri girdim. Annemin babamın canının yanmasını istemediğim için yapmıştım bunu. Odamdan bez parçası getirdim. Bezin üstündeki yazılarımı kapatmak için başka bir bezle sarmıştım. Hoca sadece bir bez gördü elimde. Anladı tabii, çattı kaşlarını. Sakın dedi. Ben okumam gerekenleri yüksek sesle okumaya başladım. Saat ikindi vaktini sonunda geçmişti. Ve benim işim aslında bitmişti. Annem ve babam sesleri duyup eve koşa koşa geldiler. Hoca sesli şekilde duaları okuyordu. Annem ağlayarak elimi sıkı sıkı tutuyordu. İçeri girip konuştular. Onlar konuşurken odama gitmem lazımdı. Gittim. Aynaya bakmamla bayılmam bir olmuş. Her şeyi duyuyor görüyordum ama gözlerim kapalıydı. Yerdeydim. Başımda annem, babam ve o hoca bekliyorlardı. Hoca benim yaptıklarımdan haberdar olmalı ki yalnız bırakmadılar beni uzun zaman. Ama o günden sonra annem ve babam da iyi olmadı. Onlara zarar verdim. Yaptığım büyü bozuldu. Ama olan bana, babama, anneme ve teyzeme Mustafa Hoca'ya oldu. Mustafa Hoca'nın eşi hamileymiş ona emanet edilen kitaplara sahip çıkmamasının cezasını çocuğu çekti. Engelli doğdu. Cinlerle anlaşmaların bedeli ağırdır. Bu zaten her yerde söyleniyor ama benim gibiler dikkate almıyor. Sonunu bilmeden hareket ediyoruz. Tabii buralara geleceğiz. Benim olaylarım devam etti. Hatamın farkındaydım. Daha öncesinden fark etmiştim ama nasıl kurtulurum bilmiyordum. Korkuyordum. Okula da gitmedim. Kendimi toparlayana kadar en azından olaylar azalana kadar. Hoca bazen eve gelir beni kontrol eder, okuyup üfler giderdi. Eniştem vefat etti. Teyzem bunun üzerine daha da aklını kaybedip eve kapattı kendini. Her şey benim yüzümden deyip duruyordu. Aslında her şey benim yüzümden. O cahil yaşımda bunları yaptım. Herkese zarar verdim. O gün bitti. Neredeyse 28 saat uyumuşum. Sadece bir kere annem uyandırmıştı zorla. Onda da yemek yiyip uyumuşum. Ama o uykum normal bir uyku değildi. İlk uyuduğumda bir süre sonra gözlerimi açtım. Yanımda babam vardı, oturuyordu. Ellerini dizine koymuş sallanıp duruyordu. Ben seslenmeye çalıştım, olmadı. Babam yavaşça bana doğru döndü. Kahkaha atmaya başladı. Neye uğradığımı şaşırdım. Gözlerimden yaş geliyor ama ağlayamıyordum bile. Yine anladım ki babam değildi o. Bana giderek yaklaşarak kahkaha atıyordu. Sonra aniden alkış yapmaya başladı. Ellerini birbirine vuruyor, gülüyor, ağzını iyice açıp aniden kapatıyordu. Tuhaf hareketler yapıyordu. Sonra aniden durdu. Aynama yöneldi. Uzun süre o tarafa doğru baktı ve hızlıca gidip vurdu. Elleri kan içinde kaldı. Ben çığlık atmaya çalışıyordum. Kıpırdamaya çalışıyordum. Ama hiçbir şey yapamadım. O sırada babam kılığındaki gelip elini bana doğru kaldırdı. Vuramadan uyandım. Yine aynı şey oldu. İçimden çılık atıyordum resmen. Ama dıştan bakılsa sadece uyuyordum. Yan tarafta bu sefer annem vardı. Annem normalde tesettürlü değil. Ama orada başında beyaz bir tülbent vardı. Babam kılığındaki gibi bana yavaşça baktı. O pis sırıtışı yaptı ve kafasındaki tülbenti sinirle alıp yere attı. Çığlıklar atarak hızlı hızlı tülbenti çiğniyor, arada kendi saçlarını yoluyordu. Bu annem değildi, biliyordum. Ama o şekilde gördükçe içim parçalanıyordu. Gözlerimi kapatabildim sadece. Hala yaşlar akıyordu, ağlıyordum. Öyle beklerken ayaklarım yanmaya, acımaya başladı. Gözlerimi tekrar açtım. Belki bu sefer gerçekten uyanmışımdır dedim. Ama patlı ve nazlı kılığında iki cin ayaklarımı ayna tutuyorlardı. Aynanın içinde benim ritüel yaptığım görüntüm vardı. O günkü görüntü, yine aynı bakış, aynı pis gülüş. Aynadaki ben elini kaldırdı. O gün olduğu gibi kendime vuracağımı zannettim. Olmadı. Aynanın içinden görüntü olan ben, elini uzatıp ayaklarıma elindeki kanı bulaştırdı. Ayaklarımda, gözlerim kapalıyken olan acı yine oldu. Artık uyanmak istiyordum. Artık çok yorulmuştum. Dürtüldüğümü fark edip gözlerimi açtım. Sonunda gerçekten uyanmışım. Gerçek annem tepemde kızım yemek yediyordu. Gözünde yaş, kim bilir ne kadar durup ağladı başımda. Bir sonraki uykuya devam edişimde hiçbir şey olmamıştı. Annem başucuma kuran koymuş. Uyanınca görmüştüm. Yaptıklarımın cezasını çekmeye yeni başlamıştım. Onlar bana anlaşmayı bozduğum için sinirliydi. Bir sene bu şekilde devam etti. Çok rüya gördüm ve çok ağır şeyler yaşadım. Bir sene sonra Mustafa Hoca hapisten çıktı. Çocuğu biraz büyümüş olmalıydı. Hiç görüşmedim onlarla. Teyzemden öğrenmiş olanları. Beni ziyarete geldi. Çok garip bakmıştı bana. Ağlamıştı. Çocuğum benim yüzümden bu halde diyordu. Herkesin ne rüyası ne günlük hayatı Hiçbir şey yolunda gitmedi uzun süre. Bazen toplanıp birlikte dualar ederdik. Başka bilmediğim, tanımadığım hocalar da gelir, okuyup üfler giderdi. Çok üstten ayrıntıya girmeden anlattım aslında. Bugün uyumayacağım. Bellik yine kalabalık geçecek. Karabasanlar eskiyi hatırlatan rüyalar bazen devam ediyor. Ama iyiyim çok şükür. Bunları yaşayan binlerce insanın olduğunu biliyorum. Çoğu devam edip kurtulamıyor. Kimisinin sonu ölüm oluyor. Pişmanım, dua ediyorum.''